demişti. Bana gelecek talip olacak beyin mal varlığına ben şimdiden teyit ederim. Onun malına ben evlilik sözleşmesi yaparım. Ben erken malını istemiyorum. Peki siz de kendiniz adına erkeğe mal vermeyeceksiniz bu durumda. Değil mi? Sözleşme yaptığınız. Evet, sizin malınızı o almayacak. Evet. Kimse kimsenin malına dokunmayacak. Dokunmayacak. Türk Sanat Müziği'ni çok seven Neriman Hanım şu an Kuşadası'nda yaşıyor. Aradığı eş adayının 65-70 yaş aralığında olmasını istiyor. Bakalım Neriman Hanım aradığı özellikleri bugün gelen talibinde bulabilecek mi? Hoş geldin Neriman Hanım tekrardan. Dün geldin, bugün talibin geldi. Bakalım nasıl birisi geldi? Yani siz gelmiştim demek bana da talip geliyor. Memnun oldum. Havalara gireyim tabii bari. Tabii ki gelecek. Tabii ki gelecek. Hem de bakalım kim gelecek. Hep beraber evet. Bakacağız. Biz ben de merak ediyoruz. Merak efendim lütfen paravanımızı kapatalım. Alkışlarınızı hep beraber İbrahim Bey için. Buyurun İbrahim amca, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri sormalı. Sağ olun. Nereden geldiniz İbrahim amca? Sefaköy'den. Sefaköy'den, İstanbul'dan geldiniz. Evet. Zaten bu kadar çabuk ancak İstanbul'dan geline bilinirdi. Neriman Hanım'ın buyurun sorularınızı İbrahim. Sorun. İbrahim Bey, evet. Merhaba İbrahim Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Hamdolsun, iyiyim. Nereden geldin demiş? Sefaköy'den, buradan. Evet. İbrahim Bey, eşiniz vefat mı etti, ayrıldınız mı? Şimdi ilk eşimden ayrıldım. İkinci eşim vefat etti. Ha, iki evlilik yaptınız. Evet. Peki çocuklarınız ilk eşinizden, ikinci eşinizden kaç tane veya var yok? İlk eşimden bir oğlum, üç kızım var. İki kızım Amerika'da. Biri orada evli. Bir kızım Bursa'da evli. Yalnız biraz yüksek sesle konuşursanız daha rahatlıkla algılayacağız. Şimdi üç kızım, bir oğlum var. Evet. En büyük kızım üniversiteyi bitirdi, Bursa'da evlendi. Evet. Onun küçüğü kızım, o da liseyi bitirdikten sonra Ataköy Folklor ekibiyle Kanada'ya falan gitti. Ondan sonra Amerika'da kaldı. Evet. Orada evlendi. Üçüncü şeyim oğlum, o da Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. Konya Endüstri Meslek Lisesi'ni öğretmen olarak verdiler, gitmedi. Babasının memurluk yaptığı ne oldu dedi. Bilgiş'e de grafikerlik yapıyor. O da Maltepe'de annesiyle kalıyor. En küçük kızım da Amerika'ya gitti, geldi. 5 sene kaldı. Ondan sonra tekrar baba dedi senin yeşil pasaportundan çedim. Çünkü 5 sene kaldı, vermezler diye. Fakat müracaat etti, yine bize verdiler. Şimdi o da yine Amerika'da. Bu şekilde yani. Ben de burada... Tek başıma. İbrahim amca, heyecanlı mısın sen? Evet. Çok mu heyecanlısın? Evet. Ya hissettim onu. Çok heyecanlı Neriman evet. Hanım. Peki İbrahim amca, yapayalnız mı yaşıyorsun şu evet. anda? Mali hayatını bir sorsana Neriman Hanım. Nasılmış? İbrahim Bey, emekli misiniz? Evet, devlet memuruyum. Nereden ben... emeklisiniz? Devlet Demir Yolları'nda. Evet. Devlet Demir Yolları'nda kısım şefiydim. En son... Sirkeci Kahve'nin üzerinde lojmanım vardı. Oradan emekli oldum. Kirada oturuyorum. Kirada oturuyorsun. Evet. Kendi evin yok mu kendine ait? Hayır yok. Kızlarımın var ikişer üçer. Yazdığı bilmem. Buyurun Neriman Hanım. Peki İbrahim Bey, sorması biraz ayıp da olacak ama bir ev almak için birikiminiz yok mu? Hayır, çocuklarım mesela, yok. Mesela 200 metrekare olacağına 70 metrekare olur. Ama sonuçta olur. Bu şekilde mesela alabilecek bir daire paranız, birikiminiz yok mu? Hayır, o kadar yok.
Niçin Neriman teyzeme talip oldunuz? Dün mü izlediniz oturup? Zaten dün çıktı. Evet. Siz mi izlediniz kendiniz? Evet, izledim. Kendi yaşıma da yakın yani. Ne hissettiniz izleyince Neriman teyzemi? Bir şey aldım yani. Beğendiniz. Beğendim de. Beğenme sebebinizi soruyor Neriman Hanım. Biraz daha İbrahim Bey rica edeceğim, yüksek sesle konuşursak daha güzel anlaşacağız. Beni ekranda gördüğünüzden eminim. Evet, gördüm. Ne şekilde etkilendiniz benden talip olarak geldiniz? Ama sizi kendime layık gördüm. Evet. O şekilde etkilendim. Talip oldum. Peki İbrahim Bey. Evet. Özel zevkleriniz nelerdir? Vallahi yüzmeyi severim, yürüyüş yaparım. Onun ötesinde? Onun için de pek şey yok yani. Çok bir anlayamıyorum sizi. Ama işte aç doğurum, televizyon seyrederim. Evet. Öyle. Peki spor yapmasını falan sever misiniz? Yürüyüşü sever misiniz? Yürüyüşü severim tabii, yürürüm. Denizle aranız nasıl? Yüzmeyi sever misiniz? Tabii. Güzel yüzücü müsünüz? Çok güzel bilirim. Azgın Fırat Nehri'nin adaya yüzerdik yani. 500-600 metre yukarıdan şey yapardık ancak adayı kurtar. Yoksa adayı kurtaramazsak doğru Suriye'ye geçerdik. Öyle. Uzun süre yüzdüğünü anlatıyor anladığım kadarıyla değil mi? Uzun bir yüzücü. Yani saatlerce yüzebilirim diyorsunuz. Tabii. Tamam, bir ses problemi oldu. Ben de anlayamadım o noktayı. Şimdi İbrahim amca. Kadına nasıl bakarsın? Sence kadın ne demek? Evlilik ne demek? Belli bir yaş almışsın. Artık bu anlamda bir yığın yol kat etmişsin. Şimdi bak, anlat bakalım Neriman teyze. Şimdi benim ikinci eşim aldığımda günde 4 paket filtresiz birinci sigarası içiyordu. Evet. Sabahtan çay akşama kadar. 5 sene sonra falan başladı aslan. Koah. Koah. İtiraf etmezliği. Yüksek tansiyon, şeker. Kalp hastalıkları anladım. Sigaradan dolayı çok hastalık geldi. Ben, sonra? Hemen hemen haftada her gece acildeydik. Hep yemeğini yaparım, çayını demlerim, şey yaparım, götür getir. En son şeyden, kalpten bağırsaklara giden damar tıkanmış. Çapada ameliyat işi yapacaktık. Profesör heyete girecek dedi. 66 kilodan 33 kiloya düştü. Yani 5 seneden fazla baktım şey yaptım. Ondan sonra ateş etti profesör. Yok hayır dedi. Sonuçta eşiniz hastalandı ve siz ona baktınız. Evet, öyle mi? Tabii. Uzun süre baktınız ve eşinizi kaybettiniz. Evet. Peki bu arada evlilikten yani daha ondan sonra hiç evlenmeye kalktınız mı? Üçünde işte 3,5 sene oldu. 3,5 seneden beri evlilik düşünmediniz. Düşünmedim diyorum. Yeğenimiz şey işte. Düşünmediniz, sizi düşündüren. Düşünmedim değil de yani kendime göre şey yapamadım yani. Neriman Hanım sorsana. 3,5 senede kendine göre kimseyi bulmamış, düşünmemiş de neden sana gelmiş? Bir sorsana İbrahim merak Bey, ettim. 3 seneden, 3 sene zarfında hiçbir bayanla evlenmek için bir girişimde bulundunuz mu? Hayır. Peki neden? Bulamadım yani kendi şeyime göre. Yani girişimde bulundunuz, bulamadınız. Evet. Yani mı? Yoksa hiç fazla girişken değilim yani. Girişken değilsin. Evet. Ama maşallah bak televizyon kanalına gelmişim. Bravo. Peki İbrahim Bey, sağlık sorununuz var mı? Anlayabildiğim kadarıyla sağlık sorununuz var galiba. Hayır. Bir tek şey, kemik erimesi var. Kemik erimen var. Evet. Kaç yaşındasın amcam? 71. 71 yaşında. Evet. Evet. İbrahim Bey, en çok sevdiğiniz yemekler ne türdür? Mesela bizim Ege'de yaz günü hep zeytinyağlıya ağırlık veririz biz. Tamam.
Benim için fark etmez. Ben her yemeği şey yerim yani. Severim. Her yemeği? Kendim de yaparım. Evet. Ne yemeği yaparsınız? En güzel yaptığınız yemek nedir mesela? Vallahi kuru fasulye, taze fasulye, nohut. Ondan sonra Antep yemeklerini. Hep baklagillerden gittik ama İbrahim Bey, şöyle sebze yemeklerine geçelim biraz da. Sebze yemeklerinden neler yaparsınız ve ne tür sebze yemeklerini seversiniz? Vallahi taze fasulyeyi de. Bak şimdi nasip olur, evlenir. Ege'ye gidip yerleştiğimiz zaman, yani evimize gittiğimiz zaman bol bol sebze yemeği yiyeceğiz. Çünkü Ege'de et az yenir, ot çok yenir. Doğru. Tabii olur da. Peki İbrahim Bey, evlilikten ne beklersiniz? Varsayalım ki biz ikimiz evlendik. Bu yaşta, benden evet, evin hanımı olarak, sizin eşiniz olarak ne beklentiniz olur benden? Ne beklersiniz? Bu yaşta huzur, saat içinde ömrümüzü geçirmek. Evliliğinde mutlu muymuş? Sorsana bir Nebahat Hanım. İbrahim Bey, evliliğinizde mutlu muydunuz? Hayır, mutlu olamadım. Pardon, özür dilerim. Kaç yıl evli kaldınız? İlk eşimle 26 yıl evli kaldım. Evet. İkinci eşimle de 15-16 yıl. Her iki evliliğinizde de bu tarihler arasında hep aynı günkü gibi aşkınız, sevginiz, saygınız devam etti mi? Ama birinciyle çenesinden pek şey değil ama ikinciye ikimizin de saygımız, sevgimiz vardı. Birinciye çeneden mi ayrıldın? Çeneden. Kaç sene evli kaldın birinciye? 26. 26 sene. Evet. İkinci öldüğü için ayrıldınız tabii. Evet. Vefat etti ikinci eşin değil mi? Evet. Hay Allah'ım. Peki sen romantik bir adam mısın? Hareketli bir adam mısın? Neriman Hanım hareketli bir kadın. Tabii abi. Hem de çok fazla hareketli. Bak çok fazla hareketliyim. Bakmayın diyor. Şimdi burada paravanın arkasında böyle oturduğuma. Ben çok hareketliyim. Diyor ki ben çok hareketli bir kadınım. Hayat doluyum. Acılarım var ama hayat doluyum. Bana ayak uyduracak mı diyor size? Tabii. Ne yapacaksınız ayak uydurmak için? Elimden gelen her şeyi yaparım. Elinizden gelen... Söyle bakalım Neriman Hanım, ne istersin hayat doldurması için senden? İbrahim Bey. Efendim. Hayatı doldurmak için ne gibi şeyler isteğiniz olur? Vallahi bu yaştan sonra huzur, saat. Canım. Sağlık. İbrahim Bey, şimdi bu yaştan sonra, bu yaştan sonra kelimesini ben hiç kabul etmiyorum. Ben 61 yaşındayım. Bu yaştan sonra, bu saatten sonra kelimesini kabul etmiyorum. Çünkü o yaşında kendine verdiği güzel şeyler var. Bu yaştan sonra demek ne demek? Bu yaşında özelliği var kendisine has. Yani her yaşında... O kelimeyi ben kabul etmiyorum bu yaştan sonra. Hayır, bu yaştan sonra gezilir, eğlenilir, gürülür. Her şey yapılır, dolu dolu yaşanır bu yaştan sonra. Tabii. Kelimesine ben karşıyım, kabul de etmiyorum. Peki nazik bir erkek misiniz? Tabii. Şimdi nazik bir erkek misiniz demekle ben şunu kastediyorum. Sadece eşinize karşı değil, bir topluma rahatlıkla, evet varsayalım ki evlendik. Bir topluma rahatlıkla, evet bu da benim eşim, ben de evet bu da benim eşim diye alnımı açarak o topluma rahatlıkla girebilir miyim? Tabii, gireriz. Hiç rencide olmamak kaydıyla. Yani özgüveniniz